Sevgili terazi burçları, ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarım, hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bakalım 6 Ocak, 12 Ocak dönemi siz sevgili terazileri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallahu la yuhlifil miyad. Diyor ki, şüphesiz Allah vaadinden asla caymaz. Ben biliyorum terazi burçları da vaadinden caymazlar. Hava grubunun seçkin elemanları, sevgili terazi burçları. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Rabbimin izniyle bolluk ve iyilikle dolduğunuz bir hafta olsun inşallah. Huzur, barış ve mutluluk sizinle olsun arkadaşlar. Rabbim her türlü nimeti önünüze sersin. Yani lütfuyla, keremiyle sizi ne bileyim küçük isteklerinizden tutun da büyük hayallerinize kadar kavuştursun. Rabbim ne diyelim dünya ve ahiret sıkıntılarınızı gidersin. Bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Şüphesiz Rabbim en iyisini bilendir. Şimdi bir kül enerjisi var arkadaşlar. Bir şey yanmış da kül olmuş. Hani olduğu bittiye gelmiş bir işiniz aniden canlanabilir. Merkür retrosu da bunu tetikleyebilir. Bir şeyler aniden canlanacak. Hayalinize gelen bir şeyin gerçekleşeceği bir fırsat bulacaksınız. Bazı fırsatlar önünüze gelecek ve bunlarla beraber kendinize böyle yeni bir yaşam biçimi oluşturabileceksiniz ve bazı tavsiyeler alarak başladığınız işten iyilik ve hayır görüyorsunuz terazi burcu dostlarım. Merak etmeyin. Evet, yalnız sana karşı bir mahcup erkek var. Terazi hanımları ve beyleri fark etmez. Sanki sana bir darbe indirmiş de sen de diyorsun ki ya işte niye böyle oldu, neden oldu gibi sabah akşam seni düşünüyor, seninle konuşmak istiyor bu adam. Konuşacak, görüşecek, yaptıkları da çok pişman. Ya mesajı gelecek, ya kendisi gelecek, pişmanlıklarıyla gelecek sevgili arkadaşım. Hiç merak etmeyesin. Şimdi arkadaşlar, şimdi enerjinin iyileşmenize yardım edeceği bir haftadasınız. Enerjisel olarak iyileşiyorsunuz. Yani bir konuyu didik didik etmişsiniz, çok fazla araştırmışsınız. Bir şeyleri çok fazla araştırmak doğru bir şey değil arkadaşlar. Tam bağlantı kuracakken, özünle bir bağlantı içindeyken bazı olayları irdelemeniz, çok fazla didiklemeniz kargaşaya yol açmış. Bunlardan kurtulacağınızı görüyorum. Fiziksel anlamda duyunuzun ötesine çıkacaksınız. Yani ruhsal deneyimler yaşayacağınız bir haftadasınız. Rüyalar kanalıyla ya da bazı ruhsal rehberleriniz size eşlik edecek arkadaşlar. Biliyorsunuz en büyük yani ibadet yani kendini Rabbine teslim etmektir. O da kuantum evrende mümkündür. Yüce Kur'an ayetleri de bunu mümkün kılar. Bir Evliyatullah'dan destek mi görüyorsun? Bir ruhsal rehberden destek mi görüyorsun? Bazı desteklemelerin neticesinde gerçekten hayallerinin bile ötesinde sıkıntının giderileceği bir sırrın açığa çıkacağı. Sır. Balık burçlarıyla olabilir, Başak, Koç ya da Boğa burçlarıyla bir yola çıkacaksınız arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu bir yol ve 3 kişi gidiyorsunuz yola. Gayet de düzgün işler yapabiliyorsunuz ve ön sezilerine güveniyorsun. Kimseden talimat almıyorsun ve kimseye güvenmeden ilerliyorsun. Başarılı oluyorsun. Duygusal olarak mucizelere hazır ol. Doğada daha çok vakit geçireceksin. Daha fazla insanla bir arada olabilirsin ama bunlar telefon, mail,
falan böyle elektronik iletişim şeklinde, fakat yüz yüze temasların 3 kişiyle, en fazla 4 kişiyle sınırlı. Bu hafta böyle ruhsal temasların daha çok olacak. Ruhsal mesajlar alacaksın. Adeta doğanın gönderdiği işaretleri okuyacaksın. Ve gerçekten bir ihtimal daha var. O da gerçekleşecek diyeceksin. Gerçekten gerçekleşiyor ve her türlü yükselme, uzamsal olarak bir araya gelme ve yani bir terazi burçları birisiyle set çekmişsin arana. Olurdu, olmazdı gibi kendi kendine düşünüyorsun. Ama bu set çektiğin konuyla ilgili de gerçekten çok güzel bir şeyler yaşanacak. Nasıl diyeyim? Arkadaşlar, yani bazı sorunların giderilmesi an meselesi. Mucizelere tanıklık edeceksiniz ve bir nişan, bir gönül nikahı söz konusu. Sevgili terazi burçları, gerçekten gönül nikahı, hani böyle halk arasında söylüyor ya, o benim gönül nikahım. Gerçekten giden biri de geliyor, uzaklaşıp giden biri geliyor ve en kötüsü geride kaldı diyorsun. En kötüsü geride kaldı diyorsun. Aynı zamanda yetersizlik duygusundan kurtuluyorsun. Kendini çok güzel bir döneme hazırlıyorsun. Hayal kırıklıklarının yerini hayallerin gerçekleşmesi alırken, kendine çeki düzen verdiğin iki konuyla ilgili güzellikler seninle oluyor. Bir başarısızlık korkusu gidiyor. Bir de uykusuzluk sorununu çözüyorsun. Bir kayıtlı işin ya da ne bileyim ben, bir mahkeme kaydı olabilir, bir resmi evrak olabilir. Bunlarla vakit geçireceğini, bir avukatlık işinin olduğunu, kötü bir şey değil ama bu. Kötü bir durum değil. Belki noterdedir işin, ne bileyim maliyededir işin, vergi işidir ama bu kötü bir şey değil yani. Mahkeme deyince herkes korkuyor. Benim mahkemelik işim olmaz diye. Belki de ne bileyim emeklilik yaşını dolduruyorsun. Belki emeklilik hakkını kazanıyorsun. Yani böyle bir iletişimin olacağını, zihinlerinin, yani bütün terazilerin zihinlerindeki bulanıklık gidecek. Yani bir mutluluğun eşiğindesin, yani bir eşikte oturmuşsun. Mutluluğun geleceği günü bekliyorsun. O mutluluk kapısı sana sonuna kadar açılacak. Taşınma, şehir değiştirme, ev alma gibi konularda sistemle uyumlusun, o çarkın içindesin. Bunları gerçekleştireceksin. Hiç merak etme. Anında oluyor sevgili dostlarım. Evet, Rabbimin izniyle, hayırlısıyla bir dedikodunun önüne geçtiğini, yaşamında iyilikleri yansıttığını, yıldızının yükseldiğini gösteriyor terazi burcu arkadaşım. Girişimcisin, gerçeklerle yüzleşiyorsun. Gerçekleri görüp ona göre hareket ediyorsun ve bir huzur arayışı içinde olduğunu, araba alma ya da araba yenileme gibi bir durumun gerçekleşeceğini, bunu sana hayır ve iyilik taşıyacağını söyleyebilirim sevgili arkadaşım. Güveneceğin ve yakın bulduğun iki dostunla bir aradasın. Sıkıntılar gideriliyor ve yani nasıl diyeyim, sanki üçüncü kişiler aradan çıkıyor, gidiyor falan, böyle bir durumlar söz konusu. Evet, önümüzdeki dönemde geniş açıdan düşünme fırsatı bulacaksın. Ya bir konuyu bir insanla oturup konuşacaksın. Duygusal konu olur, iş konusu olur. Geniş açıdan düşündüğünde, tutucu olmadığında bilginin akacağı ve içsel olarak rahatlayacağın bir dönem başladı. Bir okul gözüküyor efendim. Bir okul, bir ofis gibi. Koltuğa uzanmış birkaç kişi konuşma yapıyor. Bir gece eğlence oluyor. Böyle bir şeyler var. Bir aile meclisi toplanabilir. Bir eğlenti olabilir. Bunları hayatına koyduğunu görüyorum.
Çok kilolu bir hanım güvenini kaybetmiş bir konuda. Fakat iyi niyetli bir insan olarak gözüktü. Bu kişiden haber alacaksın. Bu kişiyle yaşlıca bir kadın görüşeceğini, aslında senin lehine bir şeylerin yaptığını öğreneceksin. Düşündüğüne pişman olacaksın, terazi burcu. Yani ben de hani böyle düşündüm, yanlış yaptım gibi ve pişmanlıkların olabilir. Şimdi bazı ayrıntılara önem verdiğini görüyorum. Ama ayrıntıda boğulma. Ayrıntıda boğulma. Önümüzdeki 3 ya da 6 ay içerisinde bir yayılma göstereceksin. İşin büyüyecek. Bazı pozitif olaylar gelişiyor. İç dünyanda büyüme var. Kalp huzuru var ve kalbi boş olanlarda önümüzdeki 3 ya da 6 ay içerisinde çok uyumlu bir aşk beraberliği görüyorum. Şimdiden tebrik ediyorum sevgili dostlarım. Evet, çalışma masanız olabilir, bilgisayarınız olabilir, telefonunuz olabilir. Bir aksama var bilgisayar ya da telefonlarda. Bu kötü haber. Neyse, bozulsa da çabuk tamir olacaklar yani. Bunu hemen hızlı geçiyorum. Sizin sinirinizi bozmak istemiyorum. Evet, düşünmeye vakit bulacağınız, ruhsal olarak arınacağınız, varlık bakımından fazlalaşacağınız bir dönem. Zikrinizi vermek istiyorum. Ya Basir zikrini veriyorum. 302'dir tekrar sayısı. Bütün mevcuatta gizli ve aşikare, aydınlıkta ve karanlıkta, canlı ve cansız her şeyi bütün ayrıntıları ile gören demektir. Hani ayrıntılarda, bazı ayrıntılarda çok yoruldun ama bir faydası olacak. Ayrıntılarda bazı tüyolar yakalayacaksın. Kendine çekidüzen vereceğini, kalbi huzur ile güçleneceğini görüyorum. Bir de bir elem keder gidecek arkadaşlar. Elem keder gitmesini istiyorsan her zaman söylüyorum. İki tane elem var. Biri elem naşrak leke sadrak. İnşirak suresi. Öbürü de inşirak. Dilim dönüyor, boğazım çok ağrıyor. İnşirak. Hele Arapça hiç telaffuz edemiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Biri İnşirah suresi, biri de Fil suresi. Sık sık okuyun. Yani 7 kere Fil, 7 tane de İnşirah okuyun. Evden dışarı çıkın. Hiçbir yani tereddütsüz ilerleyin. Her attığınız adımda başarılı olursunuz, benden söylemesi. Tekrar ediyorum zikrinizi. Ya Basir. 302'dir efendim. 302 tekrar sayısı. Bütün mevcuatta gizli ve aşikarane, aydınlıkta ve karanlıkta, canlı ve cansız her şeyi bütün ayrıntıları ile görendir. Karanlıktan aydınlığa çıkmak için okuyun efendim. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek Cuma Venüs gününde görüşmek üzere sevgili terazi burçları. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.